Evet arkadaşlar, Sayın Genel Sekreterim, Genel Sekreter Yardımcım, kurumumuzun şube müdürleri, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz, Sosyal Hizmetler İlçe Müdürümüz, kıymetli genel meclis üyesi arkadaşlar, öncelikle davetinizi kırmadığınız için, genel meclis toplantımızı emekli yapmayı kabul ettiğiniz için hepinize sonsuz teşekkürler ediyorum. Bugünkü toplantı hakikaten benim için çok önemli. 20 yıllık genel meclis süremizin 31 Mart'ta dolması, sizlerle Adem abi başta olmak üzere 20 yıldır beraber çalışıyoruz. Hasan Hüseyin Koçbey'le 15 yıldır çalışıyoruz ve sizlerle 5 yıldır ilimizin her köşesine ciddi anlamda yatırımlar yaptık. Bu yatırımların gerek ilimize, emekli olmam hasebiyle de gerek emek ve köylerine yapmış olduğunuz desteklerden dolayı ben her birinize teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Toplantımızı yoklamayla başlatıyorum. Evet arkadaşlar, Veli Yüksever, Hasan Sarı, Adem Gök'ün bir gün izinli sayılmalarını oylarınızı atıyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemimizin ikinci maddesi bir önceki birleşe bağlı tutanak özetinin okunması ve oylanması. Tutanak özetini okutuyorum. İlgene Meclisi Başkanı İlçer Başkanlığı'nda meclis toplantısı salonunda toplanarak Divan Katibi Abdullah Töker tarafından yoklama yapıldı ve toplantıya tüm üyelerin iştirak ettiği görüldü. Gündemin ikinci maddesine geçilerek bir önceki birleşme ait tutanak özeti Divan Katibi Mehmet Ali Okudan tarafından okunarak oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin üçüncü maddesine geçilerek ilimiz sınırları dahilinde İl Özel İdaresi Vakfesi'nde bulunan jeotermal kaynak arama ruhsatlı sahalarda jeotermal kuyularının açtırılması ile ilgili tüm ihtisas komisyonlarınca ortaklaşa hazırlanan rapor okunarak komisyonlardan geldiği şekliyle oy birliğiyle kabul edilmiştir. Divan Başkanlığı'na verilen önergeler ile komisyonlardan gelen raporlar gündeme alınıp okunarak sırasıyla yapılan görüşmelerde 1. İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 09.02.2024 tarih ve 49.218 sayılı ödenek aktarılması ile ilgili yazıları incelenerek rapor düzenlenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu'na oy birliği ile havale edilmiştir. 2. Mülkiyeti İl Özel İdaresi'ne ait ilimiz Merkez ilçesi Taşkara Köyü'nde tapunun 547 adam 234 oğlu, 7825,70 metrekare yüz ölçümlü tarla vasıflı parselin satışı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından ortaklaşa hazırlanan rapor okunarak komisyonlardan geldiği şekliyle oy birliğiyle kabul edilmiştir. 3. İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı'nın iskan ihtiyacının karşılanması amacıyla tahsis edilen Karamaneli Merkez İlçesi Kılbasan Köyü 519 adı 18 nolu taşınmazdaki İl Özel İdaresi hissesi olan 291,87 metrekarelik kısmın mülkiyeti maliye hazinesine ait herhangi bir taşınmaz ile takas edilmesi veya devriyle ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından hazırlanan rapor okunup oy birliği ile kabul edilmiştir. 4. Boybo Tekstil, Boya Sanayi ve Ticaret AŞ'nin İl Özel İdaresi'ne yapacakları şartlı bağışların kabul edilmesiyle ilgili önerge ve talebin incelenerek rapor düzenlenmesi için Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilmesine oy birliğiyle karar verildi. Başkan birleşime 5 dakika ara verdi. 5 dakikalık aradan sonra birleşimin ikinci oturumunda komisyonlardan gelen raporlar oy birliğiyle gündeme alınarak sırasıyla yapılan görüşmelerde 1. Boybo Tekstil, Boya Sanayi ve Ticaret AŞ'nin İl Özel İdaresi'ne yapacakları şartlı bağışın kabul edilmesiyle ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan rapor okunarak komisyondan geldiği şekliyle oy birliğiyle kabul edildi. 2. 2024 mali yılı İl Özel İdaresi bütçesinde harcama kalemindeki 17.546.000 TL ödeneği Yenişehir Mahallesi Anaokul Yapımı Bütçe Kalemine aktarılmasıyla ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan rapor okunup oy birliğiyle kabul edildi. 3. Divan Başkanlığı'na Mustafa Atabay tarafından verilen sözlü önerge doğrultusunda bilimiz Taşkale, İncesu, Madenşehir'de 3 kuyu ve Ekinözü, Derve yolunun yaptırılması hususundaki önerge incelenip rapor düzenlenmek üzere tüm ihtisas komisyonlarına havale edilmesine oy birliğiyle karar verildi. Başkan Eyüpçay Birleşim'e son vererek gelecek birleşimin 04.03.2024 Pazartesi günü saat 11.30'da Ermenek İlçesi Kültür Merkezi'nde yapılmasını belirleyerek üyelere teşekkür etti ve birleşimi kapattı. Evet arkadaşlar, tutanak özeti hakkında söz almak isteyen arkadaşımız. Yoksa tutanak özetinin geldiği şekilde öyle anlatıyorum. Kabul edenler,
yerine oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemimizin 3. maddesi yatırım harcamaları ve acil cari harcamalarında kullanmak üzere ilk AŞ'de 20 milyon kredi kullanılması hususundaki teklifin görüşülmesi. Teklifi okutmadan önce arkadaşlar şunu belirtmek isterim ki biraz önce Muhtarlar Derneği, Muhtarlarla yapmış olduğumuz toplantıda da Vali Bey'in söylediği gibi İl Özel İdaremizin araç bankrolunu güçlendirmek adına İlbank AŞ'de 20 milyon borçlanma, devamında da İl Özel İdaremiz bütçeleriyle yaklaşık 15 milyonluk, yaklaşık 35 milyonluk bir araç alımı yapacağız. Çünkü köylerimizin ihtiyaçlarını daha hızlı, daha etkin yapabilmek için teklif okuyorum arkadaşlar. İdaremiz 2024 mali yılı bütçesine yeterli ödenek bulunmadığından yatırım harcamaları ve acil cari harcamalar için borçlanma yoluyla 20 milyon TL ödenek teminine ihtiyaç duymuştur. 5302 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 51. maddesinin E fıkrasında en son kesinleşen bütçe gelirlerinin 213 sayılı vergi usul kanununda belirlenen yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarının yılı içerisinde toplam %10'u geçmeyen İç borçlanmayı İl Genel Meclisi'nin kararı, %10'u geçen miktarlar için meclis üye tam sayısının saat çoğunluğunun kararı ve İçişleri Bakanlığı'nın onayı ile yapılır denilmektedir. Bu nedenle idaremizin yatırım harcamaları ve acil cari harcamalar için İlbank AŞ'den gerekli borçlanmanın yapılması hususunun karara bağlanması amacıyla yazımız ve eklerinin İl Genel Meclisi'ne havalesine müsaadelerinizi arz ederim. Evet, Sayın Genel Sekreter, bu konuda ilgili. Başkanım, biraz önce de Sayın Valimiz söyledi. Genel müdürlükle ilgili gerekli görüşmeler yapıldı. Kredimiz hazır bekliyor, onaylanmış durumda. Hayırlı olsun. Üstüne biraz daha biraz idaremize katkı koyarak makine parkını genişleteceğiz. Şu anda almamız gerekiyor. Eskavatör, reyder, silindir ve cisibir. Yani kamyon olur, cisip olur. Valim ile yapmış olduğumuz görüşmelerde de eski makinelerimizin ekonomik ömrünü doldurmamasına rağmen tamir masraflarının fazla olmasından dolayı makinelerimizi yenilememiz gerekiyordu. İnşallah yeni meclisimizde makinelerimizi yenileyeceğiz. Evet, başka söz almak isteyen arkadaşımız konuyla ilgili buyursa söyleyeyim. Değerli başkanım, değerli meclis üyeleri arkadaşlarım, değerli meslektaşlarım, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Yani bizim araçlarımız yetersiz mi? Bir açıda satıldı herhalde daha önce. Arkadaşlar, ekonomik ömrünü dolduran makinelerimizi yenilemeliyiz ki tamir bakım masraflarımız 25 milyona 30 milyon liradan değil 12-13 milyonlar. Çünkü yeninin borcunu ödemek eskinin tamirinde daha kolay oluyor. Eskiyi her tamir ettiğimizde başka bir yerine daha hızlı veriyor. Eski makinelerimiz de tabii ki idarede yapmayacak. Gerek belediyelerle protokol yapmak şartıyla belediyelere hibe imkanımız da var. Bunları burada yayılmayacağız. Makine parkımızı biraz daha yenilemiş olacağız. Yıllar geçtikçe makinelerimiz eskiyor. Köylerimizin arazi yapılarının zorluğu, çalışma şartlarının zorluğu. Bunlar birer etken yeni makineler almak zorundayız. Çünkü 2024'teki asfalt planı programımız yaklaşık 200 kilometreye bulacak. 100 kilometre bir asfalt yapacağız. Başkanım, Beşik Dağlısı belediyelerinde herkese bilinsin, isteyenler var. Tabii ki. Onlar yeni mecliste artık arkadaşlarımız değerlendirecek diye düşünüyorum. Başka söz almak artık adım alıyor. Arkadaşlar, şimdi bu araçların yenilenmesiyle ilgili biz denetim komisyonunda da bunu raporumuzda bir cümle zikrettik. Binek araçları hariç arkadaşların bilgisi olsun diye söyleyeyim yani. 148 tane aracımız varmış. Bunların da çoğu 80'li yıllardan alındığı için bunlara verdiğin yakıt, yedek parça, mesela yedek parça bu sene 36 bin lira. 36 milyon. Milyon. Bu yedek parçaya verilen para. Şimdi bunlar göz önüne aldığımızda burada yakıtını yüklediğimiz işte verimli çalışmayan makinelerimiz 3-5 neyse biz onları bir kenara koymamız lazım. Bunların yerine de her sene birer ikişer neyse bizim makine bak yenilememiz gerekiyor. Tabii bunu da denetim raporumuzda zaten bir cümle belirttik biz. Evet, 26 milyon. 26 milyon. Sabi bakın 10 milyon lastikle birlikte. Neyse işte 36 milyon. Milyon. Yaklaşık 26 milyon. Doğru. Evet arkadaşlar. Buyurun şartınız. Bir de başkanım, şimdi biz Adem abiyle beraber denetim komisyonunda bunları gündeme getirdik kendimiz yani giderleri gördüğümüz zaman
Biz geçmiş dönemlerde mesela elimizde 6 tane model eski belediyelerimiz var. Bunun ikisini üçünü hurdaya ayırıp onun içerisinde kullanacağımız şanzıman gibi, böyle pompa gibi şeyler değerlendirilebilir. Evet, daha önceki yıllarda da bunu yaptık. Hala yapacağız. Arkadaşlar nasıl bizler eskiyorsa araçlarla kullanılınca eskiyor. Bunları yapacağız. Beşinden belki iki makine yapacağız. Yine söylediğim gibi belediyeler nezdinde protokolle belediyelere ilgili yapabiliriz. Gerek idaremizde de kullanabiliriz. Onunla ilgili yeni seçilecek mevkisi arkadaşlarımız onun kararını verecektir. Ama biz yeni seçilecek mevkisiyelerimize bir jest yapmış olacağız. Onlara araç vakumumuzu daha yeni teslim edelim diyorum. Konunun görüşünü rapor düzenlenmek üzere tüm komisyonlara havalesini organizasyon kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemimizin 4. maddesi ilimiz merkezler içerisinde bağlı köyler ve kırsal alanlarda yaban domuzu popülasyonunun arttığından 2024 yılında yapılan domuz avlarında domuz kuyruk ücretinin belirlenmesiyle ilgili plan ve bütçe komisyonu ile kırsal alanlar kalkındırma tarım komisyonu tarafından ortaklaşa işte hazırlanan raporun görüşülmesi. Raporu okutmadan önce arkadaşlar sizlerle beraber verdiğimiz karar neticesinde İl özel idaresi olarak bilhassa dağ köylerimizde domuz popülasyonunun arttığı her yaklaşık 5 yıldır kuyruk parası ödüyoruz. Ancak ekonomik şartlardan dolayı kuyruk bedellerinin biraz artırılması gerektiği 250 lira ödüyoruz geçen yıl kişi başı 10 kuyruk olmak şartıyla. Bu miktarın artırılmasıyla ilgili geçen ayki toplantımızda görüşmüştük. Komisyon raporunu okutuyoruz. İlimiz merkez ve köylerinde, ilçeler ve köyleriyle kırsal alanlarda yaban domuzu popülasyonunun aşırı miktarda artarak tarım alanlarına ve tarımsal ürünlere zarar vermesi nedeniyle çiftçilerimizden gelen şikayetler doğrultusunda yaban domuzu zararlarının asgariye indirilmesi için daha önce İl Genel Meclisi tarafından muhtelif tarihlerde kararlar alındığı ve konuyla ilgili en son alınan 04.05.2023 tarih ve 98 sayılı meclis kararına yaban domuzu kuyruk bedeli olarak avcılık belgesi olan kişilere kuyruk başı 250 TL ücret ödenmesine karar verildi. Ancak ilimiz sınırları dışında diğer illerde yapılan domuz avlarında çok sayıda domuz kuyruklarının ilimize getirildiği duyumları alındığından bir av sezonunda kişisel yapılan yaban domuzu avlanmalarında kuyruk başı ücretin ödenebilmesi için avlanma yapan kişilerin avcılık belgesi veya avlanma izin kartı olan Avbis'ten izin alınan avlanma yapmaları için öncelikle köy muhtarlıklarına bildirilmeleri ve yapılan yaban domuzu avı ile ilgili taleplerinde köy muhtarlıkları tarafından il veya ilçe tarım orman müdürlüklerine bir yazı ile bildirmeleri. İl veya ilçe tarım ve orman müdürlükleri de avlanmalarla ilgili olarak düzenleyecekleri yaban domuzu kuyruk tespit cetvelleri aylık veya 3 aylık dönemler halinde Orman ve Su İşleri Karaman Şube Müdürlüğü'ne göndermeleri. Orman ve Su İşleri Karaman Şube Müdürlüğü tarafından yapılan incelemeler neticesinde kuyruk başı ödül parası almayı hak eden kişileri bildirilerek İl Özel İdaresi'ne bildirilmesi ve İl Özel İdaresi tarafından bir yılda kişi başı 10 kuyruğu geçmemek üzere kuyruk başı ücreti olarak 500 TL ücret ödenmesi. 2. Sürek avının her yıl Mayıs 15'ten başlayarak Şubat ayı sonuna kadar yapıldığı ve bu av sezonunda avlanma yapılan kişilerin Avbis'ten izin alınmasına gerek kalmadan yine avlanma ile ilgili olarak öncelikle köy muhtarlıklarına bildirmeleri ve yapılan yaban domuzu avı ile ilgili taleplerin de köy muhtarlıkları tarafından il veya ilçe tarım ve orman müdürlüklerine bir yazı ile bildirmeleri, il veya ilçe tarım ve orman müdürlükleri de avlanmalarla ilgili olarak düzenleyecekleri yaban domuzu kuyruk tespit cetvelleri aylık veya 3 aylık dönemler halinde Orman ve Su İşleri Karaman Şube Müdürlüğü'ne göndermeleri, Orman ve Su İşleri Karaman Şube Müdürlüğü tarafından yapılan incelemeler neticesinde kuyruk başı ödül parası almayı hak eden kişileri belirleyerek İl Özel İdaresi'ne bildirmeleri ve İl Özel İdaresi tarafından yine bir yılda kişi başı 10 kuyruk geçmemek üzere kuyruk başı ücreti olarak 500 TL ücret ödenmesi. Bu kapsamda alınacak olan meclis kararının İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından ilçe kaymakamlıklara, il veya ilçe tarım ve orman müdürlüklerine, Orman ve Su İşleri Karaman Şube Müdürlüğü'ne ve tüm köy muhtarlıklarına gönderilmesi komisyonlarımız uygun görülmüştür. İl Genel Meclisi'nin takdirlerine arz olmuş. Evet. Genel sekreter söyleyecek bir şey yok.
Evet arkadaşlar, bu yılki kurum bedelimiz 500 lira olarak komisyonumuzu takdir etmişler. Var mı söz almak isteyen arkadaşımız? Yoksa komisyon raporunu geldiği şekilde organizasyon kabul edenler bekliyorlar, o birbiriyle kabul edilmiştir. Evet, gündem dışı bir önergemiz var, okutuyor. Ermenek Kadirci'den alıştığı rakım, Rabit Göster ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü ve Ermenek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığı ile Ermenek Kaymakamlığı tarafından hazırlanan ve proje bedeli 2 milyon 600 bin TL olan değerlerimizi üretiyoruz projesinin Karaman İlözel Dersi'nin ortak olunması ve eş finansman giderlerinin İlözel Dersi tarafından karşılanması hususunu gündeme alıp görüşülmesini arz ederiz. Evet arkadaşlar, Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü ile İlçe Müdürümüz de aramızda. Biliyorsunuz ki Taşeli yöresi ekonomik anlamda zorluklar çeken, üretim tesislerinin olmadığı, istihdamın çok az olduğu yöreler. Hem Ermenek, hem Başşehir, hem Sarıbeler. Bizler yaklaşık 5 ay önce Sosyal Hizmetler İlçe Müdürümüzle bir konuşmamızda Ermenek'te bir karton bardak atölyesiyle başlayalım ve istihdamın artırılması noktasında da hem rehabilitasyon merkezinde bulunan çocuklarımızın bir meşgalesinin olması noktasında hem Milli Eğitim Müdürlüğümüzle ve kaymakamımızla yaptığımız görüşmelerde MEVKA, Sosyal Hizmetler Rehabilitasyon Merkezi, Milli Eğitim ve özel daire olarak bir proje düşündük. Yaklaşık toplam proje ilk etapta 2.600 bin'den başlayacak. Özel dairenin de bu projede ortak payda olmasıyla ilgili. Çünkü arkadaşlar bir projenin başında sadece bir kurumun olması değil, birçok kurumun olması bu projeyi daha güçlendirecektir. Ve bu proje Ermenek'in ilk olacak. Sizlerin eğer takdirleriyle meclisimizde geçerse, devamında da hem savunma sanayinde, Başşehir ilçemizde yine bir silah parçasıyla ilgili bir üretim atölyesi kurmuştuk. Yaklaşık 15 kişi şu anda istihdam ediliyor. Projenin genişlemesi bağlamında da ciddi olumlu dönüşler alıyor. Takdir ederseniz bu projeyi de ilçemize kazandırmak istiyoruz. Var mı söz almak isteyen gene sektör? Var mı söz? Kışkan Kurulu dediğiniz gibi Ermenek'te hazırlanan, bizim de bildiğimiz dahilinde olan bir proje. Bu sene SOGEP'te 15 Mart'a kadar bir başvuru süreci var. 8-10 tane proje toplandı il genelinde. İlçelerden de örnek projelerden destek görmesi beklenen bir proje. Yani ilden 4 proje gönderilecek. Eğer proje geçerse biz de ortak payda olarak projede katkı sunacağız. İbrahim söyleyeceğiniz bir şey var mı? Biz söyleyelim. Projemiz için destekleriniz öncelikle çok sağ olun. Kaymakamlığımız, Milli Eğitimimiz hep beraber ortak bir proje üzerinden yürüyoruz. Evet, Ermenek şartlarımız biraz daha ulaşım olarak zor bir yer. Biz bardak üretimiyle başlayalım. Üretime çocuklarımıza katkısı olsun. Hani Başşehir'le Sarıbeli tedarikçisi de olalım. Hep beraber çocuklarımızı üretelim diye düşünüyorum. Daha sonra akabinde BİSSEM, Bilim Sanat Merkezi'nin değerli öğrencileriyle beraber bizim özel öğrencilerimizi hepsini birleştirerek Sena'da ekledik buna. Sena'mız yapay zeka ile üretim yapacak olan akıllı tarım, topraksız tarım ve bizler için, ilçemiz için yeni bir platform olacak ve burada bir ışık olacak ve bunu bizim değerli çocuklarımız, BİSSEM öğrencilerimiz, geldiğimizdeki özel gereksinimli bireylerimiz hep beraber burada da üretim yapacağız. İlk etap üretim olarak da onunla dışarıdan aldığımız bizim en basitinden bir yeşillik. O da haftada iki gün gelen bir buraya ilçe olarak bir yol şeyiyle ulaşımımız her daim ulaşamadığımız bir ürün. Ve daha sonrasında da endemik bitkiler üzerinde seramımızda BİSSEM'le çalışma fikrimiz var. Evet. Daha da geliştirelim. Sağ olun. Bunu söyleyeceğiniz bir şey var mı? Sayın Başkanım, değerli meclis üyeleri, öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Sizler de çok güzel bahsettiği gibi, aslında buradaki temel amaç şu, bizim rehabilitasyon merkezindeki engelli bireylerimizin duygusal durumuyla üstün zeka dediğimiz BİSSEM öğrencilerini bir araya getiriyoruz. İlk bakışta biraz bunu hazırlıklar ama engelli bireylerimiz biliyorsunuz çok çok duygusalar. Öbür tarafta da üstün zekalı öğrencilerimiz işte yapay zeka üretmek, yeni proje yazmak, bunları bir araya getirdiğimiz zaman inşallah
böyle güzel katalizör yapacağız. Böyle projeye destek verdiğiniz için teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Burada önemli olan sadece İngiltere bilsel öğrencilerinin ziyade bu proje ilçemize bir örnek oluşturacak. Biz de ilçemizde üretimi artırmak zorundayız. Gençlerimizin göçünü önlemek zorundayız. Ve sadece Ermenek olarak bakmıyorum olaya. Taşhane bölgesinde ciddi bir göç var. Hem Başlayan'da hem Sarıverler'de. İlk Başlayan'da geçeyim başlamıştık. Bu projeyle biz ilçemizde sadece Bardak ve Sera'dan ziyade hem sağlık ve silah sanayi, savunma sanayisinde ciddi projeler geliştireceğiz. Ben bunun ağzından müdürlerime de projemize katkı sağladıkları için çok teşekkür ediyorum. Başka söz almak isteyen arkadaşımız yoksa... Kaç öğrencimiz varmış burada? Bunlar? Yaşasyonumuzdaki öğrencilerimizden uygun olan sayıda şeyi katılım sağlayacağız. En fazla 120 tane öğrencimiz var. Tamam. Evet, şu an 120. Ama tabii ki 120'nin hepsi bu projenin içerisinde kullanacak seviyede değil mi rehabilitasyondaki çocuklarımız? Evet. Artı bizim kurumda kalmayan diğer engelli bireylerimize biz evlerden çıkarma, sosyal hayatta buluşmak istiyoruz. Hayatta her daim var olmalarını istiyoruz engelli bireylerimizin. Evde bakımdan destek alan artı sosyal yardımlaşmadan destek alan engelli bireylerimize eğitim programına kapsamını alıp onları da dışarı hayata adaptasyon sürecinde destek olmasını. Yani bir tek kendi kuruluşumuzun engelli bireyleri değil. Diğer Ermenek. Çevresi ilk etap Ermenek olarak onları da dahil ederek yani artık evlerden çıkarıyoruz. Büyüyeceğiz inşallah bu da. Evet, başka söz almak isteyen arkadaşımız yoksa konunun görüşülüp raporu düzenlenmek üzere plan ve bütçe komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyor. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Evet arkadaşlar, toplantıya 5 dakika ara veriyorum. Lan biz sana oy toplayalım, sen yaptın şu işi. Evet, kapsayalım, hemen başlayalım. Tamam. Genel Sekreterim, Genel Sekreter Yardımcısı, Meclis Üyesi arkadaşlar, toplantımızın ikinci oturumunu açıyorum. Bir önergemiz var, önerge yok diyor. Ermenek Alerza Alışılır Bakım ve Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü ve Ermenek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığı ile Ermenek Kaymakamlığı tarafından hazırlanan Değerlerimizle Üretiyoruz projesine Karaman İl İdaresi'nin ortak olunması ve
eş finansman giderlerinin Emniyet Özel İdaresi tarafından karşılanması hususunun Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan raporun gündeme alınıp görüşülmesini arz ederiz. Adem Kapar, Şadi Uyar, Mehmet Alokur. Evet, önergenin gündeme alınmasını organizasyon. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Komisyon raporunu okutuyorum arkadaşlar. İlgiler Meclisimizin 04.03.2024 tarih ve 54 sayılı kararı ile Ermenek, Ali Rıza Alışlı Bakım ve Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü ve Ermenek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığı ile Ermenek Kaymakamlığı tarafından hazırlanan ve proje bedeli 2 milyon 600 bin TL olan Değerlerimizle Üretiyoruz projesine Karaman İl Özel İdaresi'nin ortak olması ve eş finansmanın gideri olan 260 bin TL'nin İl Özel İdaresi bütçesinden karşılanması hususundaki önerge incelenerek rapor düzenlenmek üzere komisyonumuza havale edilmiştir. Komisyonlarımızca aynı gün yapılan inceleme ve görüşmelerde Karaman Aile ve Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Ermenek, Ali Rıza Alışlı Bakım ve Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü bünyesinde ve 8 adet umut evinde kalan toplam 120 engelli bireyimiz için kuruma tahsisli boş durumda olan bahçeye, Ermenek Bilim ve Sanat Merkezi'ne eğitim alan üstün yetenekli öğrenciler tarafından engelli bireylerimize fırsat sağlamak için yapay zeka teknolojisi desteğiyle 1 adet topraksız tarım, sera kurulması, 1 adet karton bardak üretim atölyesi kurulması ve engelli bireylerimizin sosyal yaşam alanı olan Umut Kafe'de Sera'da ürettikleri ürünleri uygulama mutfağında işleyerek, yaparak, yaşayarak öğrenme ortamı oluşturulması amacıyla Ermenek Ali Rıza Alışlı Bakım ve Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü ve Ermenek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığı ile Ermenek Kaymakamlığı tarafından hazırlanan ve proje bedeli 2 milyon 600 bin TL olan Değerlerimizle Üretiyoruz projesine Karaman İl Özel İdaresi'nin ortak olunması ve eş finansman giderlerinin İl Özel İdaresi tarafından karşılanması komisyonlarımızca uygun görülmüştür. İl Genel Meclisi'nin takdirlerine arz olur. Evet arkadaşlar, komisyon raporuyla ilgili söz almak isteyen arkadaşımız yoksa bu projenin ilçemize kazandırılmasından vermiş olduğunuz emeklerden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Komisyon raporu organizasyon kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Bir önergemiz daha var. Sağ olun. Allah razı olsun. Evet, okutuyorum arkadaşlar. İlle Bankası AŞ'de nakit kredi kullanımıyla ilgili tüm istes komisyonlar tarafından hazırlanan raporun gündeme alıp görüşülmesini arz ederiz. Evet arkadaşlar, önergenin gündeme alınmasını organizasyon kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Komisyon raporunu okutuyorum. Genel Meclisimizin 04.03.2024 tarihli 52 sayılı kararı ile İl Özel İdaresi'nin 2024 mali yeri bütçesi yeterli ödenek bulunmadığından yatırım harcamaları ve acil cari harcamalar için İlbank AŞ denk kredi kullanılması hususundaki teklif incelenerek rapor düzenlenmek üzere komisyonumuza havale edilmiştir. Komisyonumuzca aynı gün yapılan görüşmelerde İl Özel İdaresi'nin 2024 mali yeri bütçesinde yeterli ödenek bulunmadığından yatırım harcamaları ve acil cari harcamalar için borçlanma yoluyla 20 milyon TL ödenek temliğe ihtiyaç duyulduğu anlaşılmıştır. İl Özel İdaresi hizmetlerinin daha etkili bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu 51. maddesi E bendinde İl Özel İdaresi ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin %50'sinden fazlasına sahip oldukları şirketlerin en son kesinleşen bütçe giderlerinin 213 sayılı vergi usulü kanununu belirlenen yeniden değerlerinin onaylı arttırılan miktarların yıl içinde toplam %10'u geçmeyen iş borçlanmayla İl Genel Meclisi'nin kararı %10'u geçen miktarlar için meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu kararı ve İçişleri Bakanlığı'nın onayıyla yapılabilir hükmüne yeri verilmiştir. Bu nedenle İl Özel İdaresi'nin yatırımcı harcamaları ve acil cari harcamalar için 20 milyon TL nakdi kredi kullanılması ile ilgili ve işlemlerin yürütülmesi için Karaman Valisi ya da Vali tarafından yetkilendirileceği kişinin yetkili kılınması komisyonlarımıza uygun görmüştür. İl Meclisi'nin takdirlerine arz olunur. Evet, kendisi kitap var mı? Aslında biraz önce de meclisimize arz ettiğimiz gibi 20 milyon lira borçlanmamızı İlmak'tan da bu kararı yönetim kurmaya girmesi için acil istedik. Teşekkür ediyorum. Para siparişi DMO'dan vereceğiz. Tabii DMO'dan vereceğiz. Evet. Siparişi veririz. Evet arkadaşlar, raporla ilgili söz almak isteyen arkadaşımız yoksa komisyon raporunu geri şekilde organizasyon kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Arkadaşlar, direkt temennilere geçmeden önce meclis başkanı olarak bir önerge vermek istiyorum.
Belki mecliste bir ilk olacak meclis başkanlarına gömermesi ama Ernek ilçemizin 1. ve 2. ana cadde yollarının çok bozuk olmasından dolayı, ayrıca belediyenin asfalt biletinin olmamasından dolayı Ermenek Merkez 1. cadde ve 2. ana caddenin belediye ile İl Özel İdaresi arasında ortak protokol kapsamında sıcak asfalt yapılmasını öneriyorum. Önergenin gündeme alınmasını oylarınızda sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Konunun görüşülüp rapor düzenlenmek üzere yol, ulaşım ve altyapı komisyonuna havalesini oylarınızda sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Vermiş olduğunuz destekten dolayı da teşekkür ediyorum. Bir önergemiz var, önergemizi okutuyorum. Uğurlu Esintep arasındaki idaremize alt olan yolun yıllardır 1. kat asfaltıyla kalması, yolda çukur ve hendeklerin oluşması arttı. Yamanında yetersiz kalmasında acil olarak 2. kat asfalt yapılması talep ediyoruz. Konunun gündeme alıp görüşmesini arz ederiz. Ahmet Büyük Asansiyon Koçumuz da alındı. Evet arkadaşlar, önergenin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Konunun görüşülüp rapor düzenlenmek üzere yol, ulaşım ve altyapı komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Dilek temsilcilerine söz almak isteyen herkes. Buyurun Mustafa abi. Başkanım, bir önergeyi de ben vereceğim. Taşkale İnce Su Mağarası arasındaki yolu ve Ekinöz Derbi arasındaki yolu yolağına alınmasını teklif ediyoruz. Taşkale İnce Su. Taşkale İnce Su ve Ekinözü Derbe arasındaki yolu özel idaresi yol ağına alınmasını teklif ediyoruz. Evet arkadaşlar, Mustafa Atabay arkadaşımızın Taşkale İnce Su yolu ve Ekinözü Derbe yolunun yol ağına alınmasıyla ilgili bir önergesi var. Önergenin gündeme alınmasını oylarınızda sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Genel Sekreterim, Taşkale İlçe Su. Kaç kilometre? 8 kilometre mi? 10 Taşkale'de su. 8 kilometre. 8 kilometre. 8 kilometre. Tabii ki Taşkale İlçe Su yolu da önemli. Hem kültürel anlamda. Ama yol ağımızda değil. Ekinözü Derbe kaç kilometre? Yaklaşık 3 kilometre. 3 kilometre. Adem abi, zamanında asfalt yapılmış yollarda değilmiş. Demiş de asfalt olunca yollarımızda mı? Yol yıllarımızda olmadan asfalt yapılmıştı orası, ben hatırlıyorum. Evet arkadaşlar, konunun görüşülüp rapor düzenlenmek üzere yine yol, ulaşım ve altyapı komisyonuna havalesini oylarınızda sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Dilek temennilerle söz almak isteyen, buyurun. Değerli başkanım, değerli meclis arkadaşlar. Sayın başkanım, elimizde bir yetki varsa bu seçim arası bunu yapalım. Arkadaşlar, 1. ve 2. ana caddede altyapı hazırlıkları yapılmadan hem Telekom, hem Enerya, hem MEDAŞ, hem belediyenin kanalizasyon ve içme suyu tahminatları yapılmadan sıcak asfalt yapılamaz. Tabii ki konu komisyondan çıktıktan sonra ilk belediye bu kurumlara ilgili yazılarını yazacak, altyapılar tamamlanacak. Biz 1. ve 2. ana caddemizin asfaltını inşallah hep birlikte yapacağız. O konuda hiç sıkıntımız yok. Biz seçim asfaltı yapmayacağız. Biz ilçemize 50 yıl hizmet... Başka yerlerde seçim haftası yapılıyor başkanım. Arkadaşlar, biz ilçemize 50 yıl hizmet edebilecek bir yol yapacağız. Hem yukarı mahallelerde doğalgazımız olmayan evlerimiz var. Hem MEDAŞ'ın TR11-14 arasında Sandıklı Mahallesi'nde yeraltı çalışması olacak. Bu çalışmalar bittikten sonra asfaltımızı sıcak asfaltla kaplayacağız inşallah. Başka dilek temennilerde söz almak isteyen arkadaşımız. Bu arada Aylancı Meclis Üyemiz Abdullah Töker'in bir teklifi var. Yarınki toplantının da emek olduğu gibi Aylancı'da yapılmasını istiyor. Yarın saat 11'de Aylancı ilçemizde Halk Eğitim Merkezi'nde toplanmak üzere toplantıya kapatıyorum. Hepinize teşekkür ediyorum.